Tatlım, buna ne dersin? Gayet güzel görünüyor. Oturma odamız da harika görünür. Kararımızı verdik. En pahalı avizeyi istiyoruz. Biraz daha hızlı çalışabilir misiniz? Tam çattık bugün sanırım. Ailem her zamanki gibi yine öfkeli. İşime karışmadan yapamıyor mu bunlar? Tam ortaya değil, sol tarafa asın. Hayır, sağ tarafa asın. Hareketlerinize biraz canlılık katabilir misiniz? Üzgünüm, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Sonunda işiniz bitti. Karım ve ben beklemekten yorulduk. Bu işi kendi başımıza daha hızlı yapardık. Hayatım, en azından avize konusunda yanlış tercih yapmadık. Hey! Siz kusurlarına bakmayın, çok karmaşık karakterlere sahipler. Avize tam yerinde duruyor. Sanırım artık bir ödülü hak ediyorum. Ah evet, tabii ki. Al bakalım. Bu senin işçiliğin için. Bu çok çok kaba bir davranış. Tanrım, ne yapmaya çalışıyor bunlar? Yüzündeki ifadeyi gördün mü? Ne yani bu nakliyeci, cidden bir bahşiş mi bekliyordu? Ah, anne, baba, ah olamaz. Yaşıyor musunuz? Lütfen uyanın. Biri yardım etsin. Ah, ilk yardım çantasını nereden bulabilirim? Anne, baba, siz iyi misiniz? Hayatta olmanıza çok sevindim. Ha! Sen de kimsin? Neredeyiz biz? Sessiz olun, panik yapmayın. Hepimiz oturalım ve sakinleşelim. Anne, senin adın ne? Bilmiyorum. Baba? Benim de hiçbir fikrim yok. Ailem hafızasını kaybetti. Doğru, aile resmimiz. Bu resim her şeyi hatırlamalarına yardımcı olmalı. Bakın, senin adın Frank ve sen benim babamsın. Sen de onun karısı ve benim annemsin. Adın Carol, benim adım Cindy. Hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Aha, ne yapacağım ben şimdi? Yani seni ben büyüttüm ve sen beni şu anda dinlemeyecek misin? Minnettarlığın bu mu bana karşı? Bana köpek yavrusu gibi bakma. Sen ve ben bu konuyu birçok kez tartıştık. Babam neden Coco'ya bağırıyor? Bir daha olmasına izin verme. Neler oluyor burada? Burada uyu ve benim yerime uzanmaya cüret etme. Baba, her şeyi berbat ettin. Anne, babam köpeğin yerinde uyuyor. Daha sonra konuşuruz. Kızımı okula hazırlamam gerek. Hey, neden bu kendi yerinde uyumuyor? Ben onu şimdi uyandıracağım. Öyleyse neden bana tükürüyorsun? Dersten önce bir şeyler yemeliyim. Baba, bu Coco'nun yemeği. Nefis. Sen de denemek ister misin? Hayır, sağ ol. Hafıza kaybı olan insanlara yemek yapmayı ve çatal bıçak kullanmayı yeniden öğretmek gerçek bir arayış gibi görünebilir. Uzun bir somonu kesmekten vazgeçmeyeceğim. Babam hala bagetle mi boğuşuyor? Her neyse, bak şimdi. Çeşniler her çorbanın önemli bir parçası. Bu tarif için biraz biber ve bir tutam tuza ihtiyacımız var. Evet, evet, anladım. Aa, biri daha geldi. Gidip kapıyı açmam gerek. Hıya! Hey millet, hey Frank. Ne yapıyorsun böyle? Babam yeni bir tarif deniyor. Önemli değil. Pekala. Carol, gerçekten harika görünüyorsun. Affedersiniz, siz kimsiniz? Beni tanımadın mı? Ben senin meslektaşın. Fikirlerin sayesinde son projemiz çok başarılı oldu. Bu yüzden kazandığım parayı sana şahsen vermem gerektiğini düşündüm. Şu paraların güzelliğine bak. Peki bu kağıt parçalarına neden ihtiyacın var? Baban hasta mı? Şimdi sana açıklayacağım. Güzel bir avizemiz vardı. Ve sonra patladı. Daha sonra ailem uyandı ve hiçbir şey hatırlamadıklarını söylediler. Çorbanın lezzetli olacağını düşünüyorum. Ne kadar da pahalı malzemeler kullanıyorlar. Endişelenme. Bu sürece yeni adapte olmalarına rağmen alıştılar. Ah, kendini kötü mü hissediyorsun? Çok tuhaf davranıyorlar. Oldukça garipler. Evet, Bay Walker'ın hala öğrenecek çok şeyi var. Örneğin gitarı böyle çalmaması gerektiğini bilmesi gibi. Baba, konuşmamız gerek. Balo yaklaşıyor ve bir elbiseye çok ihtiyacım var. Elbise mi? Al, bak.
Bu beni prenses gibi gösterecek bir kıyafet. Ama bana bir şey vermelisin ki onu satın alabileyim. Hayır, ben parayı kastediyorum. Bu yeşil deste işini görür mü? Yeterli mi? Bu çok fazla. Aa, fikrimi değiştirdim. Bu gerçekten çok az. Bununla sadece bir bilezik alabilirim. O zaman biraz daha al. Bu da ne? Kızımıza ne kadar para verdiğini gördün mü? Ayakkabılarını alacak parası bile yok. Ama arzu etmiş bir kere yardım etmeliyiz. Vay canına sağ olun. Bunu kutlamak için çalmama izin verin. Ah, kulaklarım. Elbisemin kabarık olmasını istiyorum. Hayır. Dar kesim ve kesinlikle pembe renk olsun. Ne güzel bir renk. Gizemli doğam için mükemmel. Ama pembe renkte istemiştiniz. Bol para ve bol seçenek Cindy'yi çıldırtıyor. Ve sonunda kafası karışan da modacı oluyor. O zaman doğru kumaşı seçelim. Ne kadar sinir bozucu bir kız. Üzgünüm. Önce ücret ödemeniz gerek. Ben ve arkadaşım Benjamin için sorun değil. Vay canına. Sana hayatının en iyi elbisesini yapacağım. Aa, ölçü mü alacağız? Para mutluluğu satın alamazken en azından muhteşem bir elbise satın alabilirsiniz. Pekala, elbisem hakkında ne düşünüyorsunuz? Sana çok yakışmış. Herkesi havaya uçuracaksın. Teşekkürler, biliyorum. Bu arada ben de yeni bir enstrüman çalmayı öğrendim. Duymak ister misin? Neden olmasın? Bir şeyler yemem lazım. Oo! Sana söylüyorum, ben haklıyım. Günaydın. Bunlar Cindy'nin arkadaşları mı? Bay Walker. Genç kızını henüz tam olarak anlamıyor ve arkadaşlarıyla ortak bir zemin bulmaya çalışma düşüncesi onu korkutuyor. Hayır! Gençler şimdi sırası değil. Şükürler olsun, sadece bir kabus muydu? O korkunç rüyayı gördüğüme inanamıyorum. Sakin ol Frank, bu gerçek değildi. Ne? Hayır! Bu da neydi böyle? Boş verin. Ailem yanlışlıkla hafızasını kaybetti. İyi saklanmalıyım ki beni hiçbir şekilde bulamasınlar. Amerika'da bu ülkenin her vatandaşı için özellikle önemli olan bir tatil var. Ah, sonunda uyandınız. Bağımsızlık günümüz kutlu olsun. Evet. Bugün bağımsızlık günü. Bağımsızlık ne oluyordu? Sen ciddi misin? Burada bekle, sana açıklayacağım. Senin ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Ben de bilmiyorum. Bağımsızlık mücadele yoluyla kazanılan özgürlüktür. Biz bunu 200 yıldan fazla bir süre önce elde ettik. En önemli figürlerden biri. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı olan George Washington'dı. Şimdi anlıyor musunuz? Evet, şimdi anladık. Bağımsızlığı çok seviyorum. Bekleyin, benim bir telefon görüşmem var. Dediklerinden bir şey anladın mı? Hoşça kal, seni sonra ararım. Evet, bağımsızlık harika. Bugünü hep birlikte kutlayalım. Bunlarla nasıl başa çıkacağım ben? Ama bunu kendi yararıma kullanabilirim. Merhaba sevgili abonelerim. Hepimiz bugün bağımsızlık günü olduğunu biliyoruz. Ve ailem bunu kutlamak için gerçekten orijinal bir yol seçti. Nasıl, beğendiniz mi? Çok komik değiller mi? Oldukça eğlenceli bir dergi. Yanlış okuyor. Bu adam gerçekten çok komik. Tatlım, dergiyi ters çevirmelisin. Sağ ol, böylesi gerçekten daha iyi. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama sen de yanılıyorsun. Vay canına, o parlak şeyin oturma odamızda asılı kalmasını istiyorum. Bu iyi bir fikir. Bundan hoşlanmıyorum. Alo, Benjamin Franklin'le mi konuşmaya çalışıyorsun? Muhtemelen sana cevap vermeyecek. İyi akşamlar. Pekala, en azından bu sefer işini yapan adamla tartışmıyorsunuz. Hizmetlerinden dolayı ona teşekkür edeceğim. Aman tanrım, yine o adam. Artık hayatımda bela istemiyorum ve bir daha çöpü dışarı çıkarmakta. Bir dakika, ona bahşiş verecektim. Her neyse. Cindy'nin inatçı ebeveynleri onunla bir TikTok videosu çekmeyi kabul eder miydi? Bu mümkün değil. Ama hafızalarını kaybettiklerinde onları ikna etmek o kadar da zor olmadı. Aa, bu düşündüğümden daha zor çıktı. Ama daha çok denemeliyim. Bu yayınla 1 milyon beğeni alacağız. Aşırı enerjik hareketler ve çılgınca danslar büyük avizeyi başlarına geçiriyor. Zavallı avize.
Neden hep ailemi hedef alıyorsun? Tatlım, iyi misin? Cindy! Ne oldu bize tatlım? Hafızanızı geri mi aldınız? Bu duruma çok sevindim. Şöyle oturun, size neler olduğunu anlatayım. Pekala, burada bir adam vardı. Ve ona kötü davrandın. Sonra avize kafanıza düştü ve hafızanızı kaybettiniz. Ne kadar büyük bir hata etmişiz. Artık açgözlü olmayacağız. O adamdan özür dilemeliyiz hemen. Merhaba. Kısa süre içinde avize asan bir nakliyeciye ihtiyacımız var. Birazdan burada olur. Bu davranışlarımızdan dolayı kendimizden çok utanıyoruz. Ama avizeyi de iyi ki değiştirmişiz. Benden ne istiyorsunuz? Avizenizi zaten iki kez astım. Size yaptığımız çok kabaydı. Gerçekten hata ettik. Daha iyi bir muameleyi hak ediyorsunuz. Sizden özür dilemek ve yaptığınız iş için teşekkür etmek istiyoruz. Bu arada bizimle TikTok videosu çekmek ister misiniz? Son dans videomuz çok beğeni aldı. Cindy'nin ailesinin böylesine önemli bir ders almış olması çok güzel. Videomuzu beğendin mi? O zaman beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve zile tıklamayı unutma. Görüşürüz.